Kayıt yapıyor. Bir dakika yapmıyor. Merhabalar Cem Bey. Merhabalar, sağ olun, teşekkür ederim. Deyiz. Sağ olsunlar, layık gördüler. En iyi erkek popçu ödüldü. Bana verecekler. Ben de Cemiyet Gazinosu performansında birazdan sahne alacağım. Onun böyle heyecanı var. Sahneye yetişmeye çalıştık, geldik. Siz de gördük, iyi oldu. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Sağ olun. Merhaba, yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bayram nasıl geçti? Yani güzel geçti. Hazırlıklarımız da, provalarımız da geçti. Şimdi konserlerimiz başlıyor önümüzde. Mayıs ayında 9 tane konserimiz var. Onlara şimdi hazırlanıyoruz. 19 Mayıs festivalleri, Aydın, Karabürsel, Kocaeli, Bursa, Adana, bayağı gezeceğiz. Bayağı Türkiye türesi gibi olacak. Olacak tabii artık abi. Ama yani başlayalım artık, değil mi Özledik? Yazıcı başka planlarınız var mı peki? Yani şarkı konser, gelecek mi? Konserlere devam ediyoruz. Şarkı da gelecek. Oyunculuk anlamında bir şeyler var mı? Oyunculuk anlamında zaten yeni bir dizi de oynadım biliyorsunuz, o da bitti. Ben sahneleri çok özledim. Artık müziğe daha mı ağırlık vereceksiniz? Evet, evet, biraz daha bir işe. İrem Hanım'la da bir beraberliğiniz vardı. Ayrılık da sonuçlandı galiba, bir açıklamada bulundu. Onlara ilgili neler söyleyeceksiniz? Biraz daha ağır bir açıklamaydı. Evet. Ben biliyorsunuz ben de, yani ilişkimle ilgili konuşmayı hani hiçbir zaman böyle basın konumda sevmedim. Pek tercih ettiğim bir şey değil. Ancak tabii bir paylaşımda yaptığı için kendisi birkaç şey söylemek istiyor. Kendisine de ilettim zaten de. Aslında biz İrem'le sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. Fakat bunu duyurmak istemedik. Daha doğrusu kendisi istemedi. Benden de rica etti. Özel bir sebebi var. Ben kendisine ve ilişkimize hala çok saygı duyduğum için bu da bende kalacak. Karşımda bir kadın var her şeyden önce. Çok değerli bir meslektaşım var. Çok güzel de bir yürek var. Bir şey artık onu ne fevrileştirdiyse, ne öfkelendirdiyse bilmiyorum. Bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim. Hepimiz ilişki yaşıyoruz, inişte çıkışta. Yürütemedik, olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, aşkını dolu dolu yaşayan, hisleriyle hareket eden bir adamım yani. Adam gibi de seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka şeyler. Böyle cümlelerle bile ben... Bir de daha önceden de aldattığınız ama ilişkiye ikinci bir şans verildiği yani konuşuldu. Öyle bir şey olabilir. Şimdi tekrardan. Öyle bir şey olabilir. Bir manken. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamazdı. Yani böyle bir... Ya benim aşka böyle bir bakış açım yok yani. Komşuluğunuza da laf etti, konser dilen şeklinde. Evet. Çıkışı var. Ben çok ağır konuştum. Hala çok seviyorum onu. Hala da çok saygı duyuyorum. Onun yüreğinden gelenle fevrice ağzından çıkamayan biri olmayabilir. O yüzden ben takılmıyorum söylediklerine. Canı sağ olsun, istediğini diyebilir. Ama içi rahat olsun. Benim de içim çok rahat. Asla kendisini aldatamam. Ben hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Yani ben aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım. Söyleyeceklerim de bu kadar. Yani daha da samimi olabilir. Yani bizim anlattığımız kadarıyla bu aşk bir şarkıya yansıyacakmış gibi. Yeter, yaptık onları da. Sağ olun. Sizin de elinize emeğiniz sağlık. Ben de şimdi sahneye geçiyorum müsaadenizle. Söyleyeceklerim. Peki. Çok sağ olun. Kesinlikle aldatma söz konusu değil. Değil. Peki evet. Neden ayrıldığınızı söyleyebilir misiniz? Öncesinde. Daha öncesine ayrıldık demiştiniz. Yürütemedik. Çok yok. Tekrar bir barışma talebiniz olmuş muydu peki sonrasında? Ben de asansör. Peki teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. Tamam. Bir tane fotoğraf alalım. Evet, fotoğraf. Volkan abi. Efendim. Ayrılık sevdiğim. Volkan abi.